Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ay, odan çok güzelmiş. Çay içer misin? Hiç zahmet etme. Ben böyle bir uğrayayım dedim sana. Olur mu öyle şey? İki çay alabilir miyim? Zeynep ben. Sinan nasıl, iyi mi? İyi. Yoğun bu aralar işleri. Uzun zamandır ilk defa seni bu kadar iyi gördüm. Mutlusun değil mi? Mutluyum herhalde. Yani beni dinleyen, anlayan bir eş. Fotoğrafla ilgili bir iş. Mutluyum herhalde. Sen? Zeynep Hanım, rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. İstanbul Arka Sokakları projesi için çektiğim fotoğraflar. Baskısını istemiştiniz. Tamam, bakacağım birazdan. Güzel görünüyorlar. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım, Mehmet Bey iki dakika bakabilir mi diye soruyordu. Tamam, geliyorum. Geliyorum ben hemen. Tamam, ben de çayımı içerim zaten. Sağ olun. Sağ olun. Çok beklettin mi? Ay yok yok, ben de şimdi kalkıyordum. Niye yeni geldin? Şey, Zeynep anne evde yalnızdı. Onun yanına gideyim. Daha çayını bile içmedin ama. Olsun, ben yine gelir içerim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Gazeteye çıkarız. Olur. Sağ olasın. Kolay gelsin. Merhaba. Şey soracaktım. Bu fotoğrafı ne zaman çektiniz? Yeni mi? Yeni, evet. Bir iki hafta oldu. Peki burası neresi, hatırlıyor musunuz? Sarıbayır olması lazım burası. Evet evet, Sarıbayır'da çektim. Sarıbayır. Sağ olun. Gönül Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Bakalım beğenecek misin? Ama bugün sana ilk hediye veren biz olamadık, öyle mi? Hani bir imzalı kitap ve fotoğraf makinesini saymazsak ilk diyebiliriz. Anne bak, yaranamadık, görüyor musun? Ya olur mu öyle şey Gamze? Sizin yeriniz ayrı. Bence sen bir hediye gör de ondan sonra karar ver. Açıyorum o zaman. Çok güzel bu. Bu akşam davette giyersin diye düşündüm. Beğendin mi? Beğendim. Çok düşüncelisin. Canım. Bayıldım. Güle güle giy. Ben seçtim. Aa, fırsatçıya bak. Ay sen beğenmesen annem seçti derdi. Kesin. Tabii. Derdi. Sen de burada hazırlan. Gamze ile beraber gidersiniz. Yok, ben eve geçeyim. Sinan gelip alacak zaten. Ama Gamze, istersen sen benimle gel. Yok abla, benim toparlama bir iki saati bulur. Ben de oradan oraya gelirim.
Tamam o zaman. Orada görüşürüz. Anne tekrar tamam, teşekkür canım. Ederim. Ay güle güle Zeynep'ciğim. Çok güzel geçsin. Sonra anlatırsın bana. Tamam. Ha Zeynep arabayla mı geldin yoksa taksi çağırayım mı sana? Yok anne arabayla geldim. Hadi çıkıyorum ben geç kalmayayım. Güle güle canım. Gördün mü bak Zeynep ne kadar iyi. Asiye bana bir kahve yapar mısın lütfen? Anne gerçekten hiç anlamıyorsun. Neyi anlamıyormuşum? Zeynep ablam ne kadar iyi görünürse görünsün Turna'nın acısını hala içinde taşıyor. Öyle öldü diye yalan söyleyip uyduruktan bir mezar taşı dikmekle iş bitmiyor. Tamam Gamze lütfen. Lütfen yine başlama. Ne var anne haksız mıyım? Haksızsın tabii. Eğer ablan Turna'nın yaşıyor olduğunu bilseydi peşinden giderdi. Kaçay hastanede yattı o çocuk yüzünden. Ben pişman olmanı beklemiyordum zaten anne. Hiç pişman olmadım. İyi ki o yalanı söyledim. İyi ki o mezarı ayarladım. Bak şimdi bir hayatı var, bir düzeni var. Arada bir gidip o boş mezarı ziyaret etsin. Ne zararı var? Eğer ben o yalanı söylemeseydim o mezarda Zeynep yatıyor olacaktı. Allah korusun. Yalanını öğrenirse olacaklardan korkmuyor musun anne? Seni asla affetmez. Bu yalanı bir sen biliyorsun bir de ben biliyorum. Ben söylemeyeceğim. Sen de söylemezsen hiç kimse öğrenemez. Ya şu çocuğu gördün mü buralarda acaba? Yok görmedim. He? Görmedim. Kardeş, bir şey soracağım. Burada muhtarlık nerede acaba? Hangi mahalledekini sormuştunuz? Ya ben en yakın muhtarlığı soruyorum. O zaman şöyle gidin, ilk soldan girin. Sokağın sonunda çeşme var. Orada tekrar sorarsınız. Tamam, sağ olun. Turna kuşum. Yaşıyorsun biliyorum. Hissediyorum yaşıyorsun. Ama neredesin?
Bize öldüğünü kim söyledi? Turna'dan bir haber var mı? Var. Ama maalesef kötü bir haber. Nasıl kötü haber? Turna'yı bir trafik kazasında kaybetmişiz. Ne? Ne? Ah ne? Ah ne? Ne yüzünden sırrı? İki ay önce tam da izini kaybettiğimiz dönemde okula gidiyormuş. Karşıdan karşıya geçerken. Nereye defnetmişler peki? Bilmiyorum ama öğreneceğim mezarının nerede olduğunu. Çünkü Zeynep görmek isteyecektir. Zeynep'e nasıl söyleyeceğiz peki? Ben söylerim. Bence şimdi söylemeyelim. Komadan daha yeni çıktı. Bence şimdi söyle. Böylesi daha iyi. Ben de geleyim. Bakın, kendim yürüyebiliyorum. Aşk olsun Zeynepciğim. Hay doktor yalnızken yapma demedim mi sana? Yürüyebiliyorum ama hep birisinin koluna girecek halim yok. Dikkat et. Zeynep, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Oturur musun? Kötü bir şey mi oldu? Hadi gel, gel otur. Gel canım. Yatağa otur. Otur. Ne oldu? Söylesenize. Turna'ya mı bir şey oldu? Turna. Turna'ya bir şey mi oldu? Kızım. Turna'ya bir şey oldu. Kızım. Turna'ya bir şey oldu. Ne oldu ya? Sakin ayıp. Ya nasıl kaybettik ya? Hayır ya. Kim bu saatte dandan çalıyor kapıyı? Aa Gönül. Ay bu saatte böyle çalınca korktum vallahi. Cahide Hanım, sizinle bir konuyla ilgili görüşebilir miyim? Tabii. Gel. Evet Gönül, nedir mesele? Turna. Anlamadım. Ne demek Turna? Cahide Hanım, siz hastanede bize Turna'nın öldüğünü söylemiştiniz. Evet. Hatta mezarın yerini bile siz göstermiştiniz. Evet. Ama Turna yaşıyor.
saçmalama Gönül. Yani o zaman hatırlarsan yani dört bir koldan Turna'yı arattırdık. Hatta ben bizzat kendim araştırdım. Ve güvendiğim insanlardan bana bu bilgi geldi. Turna'nın mezarı bile var. Beraber gittik baktık. Ha sen şimdi bu meseleyi niye kurcalıyorsun? Ben onu anlamadım. Kurcalıyor muyum? Cahide Hanım, siz hastanede bize yalan mı söylediniz? Yalan mı söylediniz? Bak, Gönül canım sıkılmaya başlıyor. Bunların hepsi çok geçmişte kaldı diye düşünüyordum. Yine nereden çıktı bu Turna hikayesi? Zeynep bunu kabullendi. Sen de kabullen artık. Turna öldü. Israr ediyorsunuz yani. Bu fotoğraf 2 hafta önce çekilmiş. Turna arkadaşlarıyla oynarken. Bunu neden yaptınız Cahide Hanım? Bir gün gelecek. Biri bana bunu soracaktı. Hep çok korkmuştum. Ama sonra geçti. Tam ben de herkes gibi yeni hayatıma alıştım derken... Korktuğunuz başınıza geldi. Anlatın. Dinliyorum. Anlatacak bir şey yok. Turna ölmedi. Ben herkesin böyle düşünmesini istedim. Özellikle de Zeynep'in. Peki ya mezar? Boş. Zeynep mezar görmezse rahat etmez. Geçmişe saplanır kalır diye... Mezarı da ben ayarladım. Hepimize yalan söylediniz. Sen hiç yalan söylemedin mi Gönül? Söyledim. Ama böylesi... Öylesi böylesi yok ki Gönül. Yani yalan yalandır. Bu da beyaz bir yalan işte. Ben bunu... Kendim için değil, Zeynep'in iyiliği için istedim. Bence kendinizi avutmuşsunuz. Avutma falan yok Gönül. Bir düşün. Allah aşkına bir düşün. Eğer ben bu yalanı söylemeseydim... ...kızımıza ne olacaktı? Ya hapishaneye ya da mezara girecekti Allah korusun. Yani boş bir mezar yerine... Biz hep beraber gidip Zeynep'i ziyaret edecektik. Rica ederim böyle şeyler söylemeyin. Fotoğrafsa... ...ben de sana bir fotoğraf göstereyim. Bak. Bu fotoğraf çekildiyse... ...bu düğün olduysa... ...ve bu düğündeki insanlar mutluysa... ...ve de herkes hayatına mutlu bir şekilde devam ediyorsa... ...bu benim sayemde oldu. Benim yalanım sayesinde oldu Gönül. Ben bu zor kararı verirken... ...sadece Zeynep için değil... Bu fotoğraftaki herkes için verdim bu karar. Gönül. Zeynep'e söylemeyeceksin değil mi?
Bilmiyorum Cahide Hanım. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Çayını al. Yavaş. Hayırdır? Bir derdin mi var? Yok anne, yok. Dertliler de sorulunca böyle önce bir o derler neyse. Anlat. Derman bulamasan da açılırsın işçisi. Anne ben bir şey öğrendim. Üzülmesini istemediğim biriyle ilgili. O henüz bilmiyor. Öğrenirse çok üzülecek. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Söylesem mi, söylemesem mi? Ya söylesem üzülecek, söylemesem gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyecek. Bilemedim işte ne yapacağımı. Zor mesele. Çok zor anne. İnsan hangisini daha çok yapar diyorsan... yalan söylemeye daha meyillidir. Ama hangisi doğrusudur dersen, gerçeği söylemek doğrudur. Mutluluğun içine yalan varsa, sen zaten aslında mutlu değilsindir. Mutluymuş gibi yapıyorsundur. Gerçek insanı bir çarpar. Soğuk su gibi bir kendine getirir. Eğer o kişi senin için önemliyse, bırak gerçekle yoluna devam etsin. Gördün değil mi nasıl mutlu oldu bizi görünce? Nasıl sevmek, sevilmek istiyorlar. İnsanın sevgisine misliyle karşılık veriyorlar. Gördüm canım, gördüm. Hepsini gördüm. Böyle elini bir çocuğa, bir insana uzatıp onu mutlu etmek, hayatın değiştirebileceğini bilmek. Bir insanın bir insan için yapabileceği en güzel şey olsa gerek. Sana teşekkür borçluyum. Nedenmiş o? Benim için yaptığın fedakarlığı farkındayım. Yani biliyorum belki tereddütlerim var ama... Zeynep, tereddütlerim yok. İçeride nasıl mutlu olduğunu gördüm. Ve seni öyle görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmıyor. İşe geç kalmasın. Alo. Alo Zeynep. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim, sağ ol. Şey diyecektim. Bugün müsaitsen bana bir uğrasana. Olur. Yarım gün izin almıştım zaten. Bir kahve içeriz. Benim de sana anlatacaklarım var. Tamam, bekliyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sana da vermiştim tarifi al. Yapsana sen de. Yapıyorum ama böyle olmuyor. Senin elinin değmesi lazım. Sana bir şey söyleyeceğim. Önce sen. Tamam peki. Söyle. Anne? Hayırdır? Gönül Hanım'ı ne zamandır görmemiştim. Sen de buraya geleceğini söyleyince geleyim ikinizi de göreyim dedim. Merhaba Gönül. Hoş geldiniz.
Ben de size bir şey söyleyecektim ayrı ayrı. Madem ikiniz de buradasınız söyleyeyim. Sinan'la ben evlat edinmeye karar verdik. Ne oldu? Kaldınız öyle. Harika bir haber bu. Çok sevindim. Öyle. Ya, işlemlere bir süre önce başladık aslında ama bir ilerleme kaydetmeden size söylemeyeyim dedim. 3 tane çocukla görüşeceğiz teker teker. Hatta bu sabah bir tanesiyle görüştük. Nasıl geçti? Güzel, çok güzel. Yani mutluyum galiba. Birkaç soru işareti vardı kafamda ama şimdi hepsi uçup gitti. Sen bir şey demedin. Ben çok sevindim. Söyleyince şaşırdım. Bir şey söyleyecektin bana, lafını kesmiştim. Ne diyecektin? Unuttum. Ah, böyle güzel bir haber söyleyince sen unuttun bir anda. Tamam, hatırlayınca söylersin o zaman. O zaman ben gideyim, geç kalıyorum. Fotoğraf çekmem lazım daha ilk günden bana. Evet, işleri boşlamayayım. Görüşürüz. Tamam canım, güle güle kızım. Söylerdim. Her şeyi göze alır söylerdim. Ama yeniden bir düzen kurmaya çalışıyor. Umutsuz edemem. Biliyorum. İşte şimdi beni anlamışsındır belki. Sen doğru olanı yaptın. Yaptığınızdan bu kadar eminsiniz yani. Keşke ben de bu kadar emin olabilseydim. Ben gideyim artık. Cahide Hanım. Bugün böyle oldu. Ama bunu sonsuza kadar saklayacak değilim. Bilin. Ne yapacaksın? Bu işin peşini bırakmayacağım. Turna nerede, ne durumda öğreneceğim. O aileyi ve o çocuğu kızıma bulaştırmadığın sürece ne istiyorsan yap.
Vardık çocukken. Ama artık pek kalmadı bunlardan. Tamam, alıyorum ben bunu. 1 lira. Benim bozum yok ama. Olsun. Bunlar 1 liradan fazla eder zaten. Hadi hayırlı işler. Teşekkürler. Hayvanlar var. 1 lira. Hayvanlar 1 lira. Hayvanlarım var. Oyuncak hayvanlarım var.